Harun Reşit Danış ve babası İshak Danış. Harun Reşit Danış genç bir din görevlisi. Daha doğrusu İshak Danış genç değil. Babası çok özel, önemli bir ses. Şimdi ikisini de dinleyeceğiz. Muhteşem. Hangisini önce dinleyelim? Önce oğlunu mu dinleyelim, babasını mı dinleyelim? Vallahi bilmiyorum. Çete bakıyorum şu anda. Nereden başlamamı isterseniz oradan başlayın. Baba mı oğul mu? Hadi çocuklar. Oğlu diyor herkes. Peki. Baba da diyen var, oğlu da. Ben oğluyla başlıyorum o zaman. Harun Reşit Danış. Oğlu İshak Danış'ın. Tamam. Oğuldan başlıyoruz. Harun Reşit Danış kardeşimizden cuma namazı sonrası muhteşem tesbihat. Dinleyelim. Şimdi biraz sesini dinleyelim bakalım. İnceleyelim hem de. Pardon. Şimdi başlayalım. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Şimdi çenesi çok sıkı. Yani bu bölge sıkı bir çeneye sahip. Bu çok fazla sıkmak seslerdeki rahatlığı bozuyor. Ayrıca çok sıktığınız zaman bu yol daralıyor. Bin tane sıkıntısı var. Daha rahat bir okuyuş gerekiyor geleceği için. Çok genç çünkü. Onu sıkma hemen belli oluyor. Harfleri de sıkıyor. Bu birçok şeye problem yaratır ileriki yıllarda. Güzel bir bariton sesi sahip. Öyle gözüküyor şu anda. Bekliyor. Şimdi başlayacak. En son 2-3 A dediğim sıkışıklığa sahip. Diğerleri çok daha rahattı. Ve rahat olduğu zaman sesin ne kadar büyüdüğünü ve rahatladığını görüyorsunuz. Hacim kazanıyor. Şu daralma. Aslında volüm çok güzeldi, giriş volümü. Çok çok güzeldi ama gittikçe boğaza doğru düşmeye başladı. Yani çünkü bu bariton renkte. Bakın bir daha dinleyelim. Sıktıkça yaşına göre oldukça olgun bir sesi var. Ama o sıkarak gitme sürekli buraları daraltıyor ve sesi rahat çıkarmasını engelliyor. Tamamen alışkanlık işte yani. Rabbil alemine teala daralma hep var seste, görüyorsunuz değil mi? Yani ilginç bir harfleri sıkarak ve daraltarak söyleme var. Ve bu da bu yolun sürekli rahatsız bir şekilde çalışmasına aslında bence sebep oluyor. Tabii ki birçok kaydı vardır. Şimdi ben sadece bu internette yayın öncesinde baktığım bir kayıt. TRT'de birçok kaydı var. Fakat TRT telif attığı için oradan bakamıyorum şu anda. Bir de babasını dinleyelim mi? İshak Danış. Yalnız şöyle koltuklarınıza oturun. Yani çünkü
İsmail Coşar Hoca ile beraber söylüyorlar. Allah rahmet eylesin, yeniden analım kendisini. Müthiş, müthiş, gerçekten müthiş. Sadece girişine biraz bakın, sonra İshak Hoca'ya geçeceğim. Kaside okuyorlar. İsmail Coşar. Yeri dolmayacak. Yeri dolmayacak bir ses gerçekten. Ne tecrübe. Rast. Değil mi? Sesi tuttuğu yer hakikaten benzersiz. Benzersiz güzellikte ve büyüklükte tutuyor. Uğular hep kocaman İsmail Hoca'da. Şimdi tizlere doğru geleceğim. Çünkü uzun bir kayıt. Vaktimizi iyi kullanalım. Of! Coşturuyor. Müthiş. Of 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 of. Bu nereden çıktı bu? Bir saniye şunu değiştireyim. Çok acayip. Müthiş tizler sürekli çalışıyor. Hızlı geçiyorum. İzlemek isteyenler için şu an linkini atıyorum buraya. Tüm linki atıyorum. Çünkü İshak Hoca'yı dinleyeceğim. Yani muhteşem İsmail Coşar ama bu kayıtta. Daha önce iki kere analiz yaptık. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim. İshak Hoca'yı dinleyelim. Olağanüstü ya. Olağanüstü. Olağanüstü bir entonasyon. Olağanüstü bir entonasyon. Ben yani bugün sabah sadece bu videoyu yapayım diye bir baktım şöyle. Bu nedir böyle ya? Gerçekten olağanüstü. Bakın çocuklar. Sesin durduğu yer tertemiz. Burası burun değil. Çok güzel bir bölgeye oturtuyor sesi. Parlak oturtuyor ve ağız açıklığı yeterli. Küçük değil. Müthiş. Ya segah yapacak ya üzam yapacak. Az döndü. Ya. Gerçekten kusursuz. O kadar güzel bir tekniği var ki. Hem ses etli, net tınlıyor. O klasik burun da değil. Ağız içinde tınlıyor. Gümbür gümbür tınlıyor. Bakın bir mikrofon yok ortada. Ve yanında okuduğu kişi de İsmail Coşar yani. Herhangi bir kişiyle okumuyor. Fakat ses gücü, parlaklığı, netliği ve sağlığı. 10 numara. 10 üstünden 10. İnanılmaz. Müthiş. Sabah gibi. Tekrar bozduz. Ya
kadar tek nefes okumaya alışkınlar ki bunlar artık yağ gibi akıyor yani, tertemiz entonasyon. Diyafram, diyafram olağanüstü. Yani gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani hakikaten böyle pamuklara sarıp saklaması lazım bazı seslerin. Yani bilmiyorum, içimden gönlümden geçen bu. Pamuklara sarıp saklamak lazım. O kadar kıymetli ki ses rengi harikulade, entonasyon muhteşem. Okuma stili harikulade, tekniği şahane. Şahane. Her şey bir arada. Müthiş. Daha yukarısı gelecek. Bu arada kanun çıldırıyor. Gazı veriyor herkese. Müthiş. Müthiş bir motivasyon. Minato. Sol. Diyafram. Kusursuz. Sanat ya. Şaka değil yani. O çarpmaların her biri sanat yani. Seneler. 10 günde olacak iş değil. Çok sakin, farkında mısınız okurken? Çok sakin. O nameleri tatlı tatlı size hiç acele etmeden hepsini tıkır tıkır gösteriyor. Hani daha genç şarkıcılarda böyle cambazlık niyetleri vardır. Yo, artık o aşamayı geçmiş tabii ki. Ve İşin lezzeti öyle güzel lezzetle sunuyor ki size. Yani beğenmemeniz mümkün değil. Olağanüstü, olağanüstüymüş. Yani gerçekten bayıldım. Bir bariton renge benziyor yalnız. Oğlu gibi. Oğlu da yaşlandıkça andıracak. Benzer, özellikle tizlerde, açık yerlerde. Bakın, ama oğluyla arasında çok ciddi bir fark var. Oğlu çok kapalı okuyor. Çene çok kapalı okuyor tamamen. Fakat babası inanılmaz rahat ağızcı. İnanılmaz. Hiç gerilim yok. Farkında mısınız? Neler yaptı? Bakıyor. Devamı var mı bilmiyorum. Allah rahmet eylesin hocamız ya. Ve devam eden bir performans. Peki. Çok selam olsun.